Merhaba Mustafa Bey, bize bugünkü güzel misafirperverliğinden dolayı Romanya Türk Ticaret Odası Başkanı Taner Atalay ağabeyimizin gösterdiği yakın ilgi bizim için çok önemli, unutulmayacak. Özel olmak çok güzel bir şey. Hepinize özel dostluklar kurmanızı dilerim. Şimdi burada çok özel bir müzeye geldik. Müzenin adı neydi Mustafa Bey? Antipa Müzesi. Antipa'ydı. Şimdi burada da bir meydan var. Havaalanından geliyoruz. Romanya İlkeş'e giriyoruz. İlkeş Paris taklidi bir şey. Karşımızda Başbakanlık. Bundan sonrasını senin anlatmanı. Hem biz öğrenelim hem takipçilerimiz. Evet. Zeynel Başkan'ın da takipçilerimiz. Evet, bu meydanın ismi Piazza Victoria. Karşıda gördüğümüz Başbakanlık binası. Bu meydanın 3 kat yeraltı metro ulaşım hattı var. Şehrin 4 ayrı bölgesine giden metro ulaşım merkezi. Evet. Aynı zamanda bu trafiğe kapatılmış olarak gördüğümüz yol havaalanından gelen 4 şeritli bir yol. Aynı zamanda büyükelçiliklerin olduğu cadde. Antipa Müzesi hemen sol tarafımızda yer alıyor. Diğer karşıdaki o beyaz binanın biraz ilerisinde de meşhur Gigi Becali'nin altın kaplamalı villası var. Ve karşıda gördüğümüz blokların arasından giden iki ayrı ana yol var. Tam o karşıdaki camlı binanın sağındaki yol Victoria Caddesi. Diğeri de Piazza Romana'ya giden Magero Bulvarı'na gidiyor. Şehrin artera yollarıdır, ana yolları. Bu karşıdaki bina da Çavuşesku döneminde başlatılan Başbakanlık binasının yapımıyla ilgili ve Çavuşesku'nun sarayı aynı dönemde 1980'li yıllar, 1978'li yıllarda ve Politbüro üyelerinin bürokrasinin kaldığı evler değil mi? Evet. Burada da eşitlik yok yani, öyle bahsedildiği gibi sosyalizmde eşitlik. Geçmişte. Evet, geçmişteki tabii düşünceye göre, o rejime göre düşünülmüş mimari yapılar. Önce bloklar çok çok büyük. Tamer Başkan. Evet. Ve 9 şiddetindeki deprem şiddet derecesine dayanıklı projeler yapılmış. Evet, Romanya geçmişte yıkılmış depremde. 1977 yılındaki depremde Bükreş'inki o günkü nüfusuna göre yaklaşık 15 ila 12 bin insanın öldüğü kayıtlara geçiyor ve Çavuşesku o depremden sonra Mimarlar ve İnşaatlar Birliği Kurulu'nun kanunlarını tamamıyla çok katı bir şekilde değiştiriyor. Okul, devlet binaları, toplu konutların, insanların, halkın oturduğu tüm inşaat binaları aynı esasa dayalı olarak yapılıyor. Ve hatalı bir yapım olduğu zaman o müteahhit firmasının sahibi İmzaya kimse dahil mi? Direkt olarak yani hapis cezası da diyebiliriz. O günkü döneme de ölüm cezası veriliyormuş onlara. Evet. Bunun affı yok. Binaya yaklaştıkça görüyorsunuz çok büyük, ihtişamlı bir bina. Bu cepheden görüldüğü kadar bunun dört çevresi de aynı genişlikte. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.